Evet Kız Türkiye kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte HVT bünyesindeki araçlara nasıl skin yapılır onu göstereceğim. Öncelikle skin mantığımız komple değişti. Bizim otobüslerdeki skin mantığı komple değişti. Bunun sebebi ise arkadaşlar bildiğiniz üzere bütün otobüs modlarında skinlerde kaporta ile kapı arasında bir ton farklılığı oluyor. Bu ton farklılığının çözümünü bulduk. Bulduk fakat şöyle bulduk. Bunu da hemen göstereyim size. Template'ler artık böyle ikişer ikişer. Skin template bir, template birin cam kaplaması. Bu şekilde oldu. Bunun yapımını size anlatacağım. Zaten 1.50 e, sürümü yeni çıktı. Araçlarımız 1.50'ye fikseniyor. Fiksendikten sonra e, template dosyaların içinde template psd'si olacaktır. Photoshop kullanıcıları için. Bunu ben dışarıya çıkartıyorum. Photoshop e, Photoshop'u olmayanlar için de diğer bir yöntem var, Paint.NET'ten yapım var. Onu da göstereceğim. Ben ilk yöntem olarak Photoshop'tan gösteriyorum. PSD'mizi açıyoruz arkadaşlar. Bu birinci yöntem, bilginiz olsun. Elimde maraton için yapılmış hazır bir kaplama var. Siz kendi kaplamınızı oturtup oyuna aktarabilirsiniz. Ben şu anlık hızlı olması açısından kendi kaplamamı atacağım. İlk önce görüntü boyutundan kaplamayı 4K yapalım. 8K bu oyun için fazla yani FPS'ler bayağı yere düşecektir. O yüzden 4K her zaman daha iyi. 4K yaptık. Sonra kaplamamızı atıyoruz. Bunu yaptınız var Kaplamayı en üstte alalım. Evet gördüğünüz gibi zaten otobüsümüze oturuyor. <laughs> bu kaporta için. Ee, kaporta için göstereceğim. Kaporta için ee, araç realde hangi renkse arka planını bu şekilde boyamanız lazım. Mesela Kamil Koç otobüsümüzün ee, rengi beyaz realde. Bunun için de ekstradan bir katman açıp o katmanı otobüsün gerçek hayattaki rengiyle boyuyoruz. Mesela otobüs kırmızıza kırmızıya boyarız. Ben beyaza boyuyorum. Sonra bunu dosyaya farklı kaydet deyip DDS olarak bunu BC3 olarak kaydedebilirsiniz. Pikselli çıkarsa en alttan 888 olarak kaydedebilirsiniz. Ben BC3 kaydediyorum. Evet gördüğünüz gibi template bir geldi. Şimdi cam için nasıl yapılır onu göstereceğim. Cam için yani herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece alttaki boyadığınız katmanı kapatın. Arkası transparan bir şekilde olacak. Böyle direkt kaydedin. Hiç ellemeden kaydedin. Camı da böyle kaydediyorum. Gördüğünüz gibi iki tane kaplamamız hazır. Bunu modumuzun içine atıp sıkıştırmayı kafanıza göre en iyi yapabilirsiniz. Megabyte düşmesi açısından. Modumuzun içine attık. Bunu oyunda deneyebiliriz. Bu birinci yöntem arkadaşlar. Şimdi ikinci yönteme geçelim. İkinci yöntem ise PaintNet arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde gösteriyorum. PaintNet'imizi açıyoruz. Sonra template dosyamızı PaintNet'e Paint.net de zaten DDS desteği olduğu için direkt DDS formatını açıyor. <laughs> kap ortamımızı yapalım ilk önce. Aynı şekilde kuşağımızı sürükleyip katman eklediyoruz. Arka planı aynı şekil. Araç hangi renkse o renge boyuyoruz. Tabi e, bu katmanları boyadığı için şöyle fırçayla boyayım ben direkt. Eğitme çağılayım biraz arkadaşlar kusura bakmayın ben photoshop'tan yapıyorum. <laughs> bu şekilde boyadık. Farklı kaydettiyip Aynı şekilde DDS olarak. Burada da aynı şekilde BC3 olacaklar. Aynen BC3 doğrusal DX5. Bu şekilde kaydedebilirsiniz. Böyle bir şey çıkabilir. Düzleştir diyerek. Kaydettim. Gördüğünüz gibi kaydetti. Aynı şekilde camı da yapalım. Yine logomuzu atalım. Katman ekle diyelim. Bunda da aynı şekilde alttaki katmanı kapatıyoruz. Arkası transparan oluyor. Farklı kaydet diyoruz tenis olarak kaydediyoruz. Dx'de 5 ne düzleştir diyoruz. Zaten gördüğünüz gibi kaydetti. Aynı şekilde modumuzun içine atıp maraton, skin bunun içine atıp oyuna giriyoruz. Şimdi oyuna girelim. İlk olarak modumuz aktif mi bakalım. Evet aktif. Template modumuz araç modumuzun üzerinde olacak arkadaşlar. Bu önemli. Yoksa eklediğimiz skinler oyunda çıkmayacaktır oyunumuza girelim. Evet, çekici galerileri. Aracımızı aldık. Template bir. Gördüğünüz gibi kuşağımız tertemiz bir şekilde araca aktarılmış. Yeni bahsettiğim skin yöntemiyle birlikte gördüğünüz gibi Kapı ile kaporta arasında herhangi bir ton yansıma farkı yok. Artık bizim araçlarımız bu şekilde çıkacak. Kaporta ve cam için ayrı ayrı kaplamalar olacak. Videoda gösterdiğim gibi. Metalikte de de aynı şekil, Metaliği boyayabiliyorsunuz bu arada. Ama eğer ana kap e normal boyayı boyamak isterseniz, bunu kaplamadan veriyorsunuz. Anlattığım gibi. Alttaki katmanı mesela beyaza boyamıştım ben. Bunu araç hangi renkse gerçek hayatta o rengi boyayıp oyunda aynı görüntüye alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımcı olmuştur bu video size. Kendinize iyi bakın.